gurur duyulacak bir ilk yarı çıkarttık. Okan Hoca da bunu biliyordu elbette. Aynı istidatla ikinci yarının gelişmeyeceğini. Ama işte o iki gol atacaksınız. Bakın çok pozisyon kaçırdık ama ilk yarıdaki iki tanesi çok acıydı. Son anda Bayern Münih'in muazzam bir hatasından sonra topu önünde bulan Icardi ayak içiyle bıraktı, asfaltla alta gitti. Bir de Kerem'in muhteşem bir volesi vardı. Ona da çok üzüldüm. Kaleci çünkü çok muhtemelen yılın en güzel gollerinden biri olacaktı o gol olsaydı. Kaleci de muazzam çıkarttı. Ama Kerem'in bir tane de boş kaleye kaçırdığı var. Şimdi o iki boş kaleye kaçan olmasaydı ne olacaktı? Hesap tutacaktı. Evdeki hesap çarşıya tutacaktı. 3-1 içeri girecekti hoca. 3-1 içeri girince de artık elinde 3 puan için bir kredi olacaktı. Ve işte orada kapanan, oyuncu değişiklikleri yapan, uzun topla, hızlı adamla gol arayan, belki sadece Zaha'yı ileride bırakan, hani Barış'la destekleyen arkadan, belki de daha değişik bir kurguya gidecekti. 3-1 girseydi. Şimdi 3-1 girmedi ama 1-1 girdi. Çıktığında da herkes sahaya çıkan oyunculardan, teknik heyete, televizyonda izleyen bizlerden, tribünde olanlara biz şimdi bu ilk yarıdaki eforu sarf edebilecek miyiz soru işaretine sahipti zaten. Yine de ezilmedik. Uzun bir süre ilk yarıdaki o havalı oyunumuzun rüzgarıyla devam ettik. Fakat yazık oldu. Maçın hakkı 3-1 değildi. Ben hani en çok bir futbol sever olarak bunu söylemek zorundayım. Ama Bayern Münih 90 dakika ayakta kalmanın, fizik kondisyonun, 90 dakika koşmanın, kötü oynarken bile fizik üstünlüğün her zaman için çok büyük bir sermaye olduğunu bu gece bir kez daha dünya futboluna ve en başta bize ispatladı. Toplam kat edilen mesafelerde genelde takımlarımızın o organizasyonda haftanın en az koşan takımları olduğunu görmeye epey alışığızdır. Ama bugün Galatasaray 110 kilometre koşarken Bayern Münih'in 109 kilometre koştuğunu belirtelim. Bu istatistiği de yine paylaşmak hocam isterim. Hocam siz de babasınız. Hani çocuğunuz çok ufakken bir şey yaptığında attı mesela, baskete girmedi ya da çekti şutu gibi. Aferin, iyi atıştı dersin mesela. Evet. Galatasaray bugün çok iyi denedi. İyi bir denemeydi. Gurur duyduk. Üzülecek bir şey yok. Grupta mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Rövanş maçıyla ilgili ben öyle çok umutlanamam. Çünkü bugün kötü bir Bayern Münih vardı. O gün Münih'te bu kadar kötü bir Bayern Münih olacağını sanmıyorum. Çok değişik bir şey yapmamız lazım. Ama kalkıp Münih'te de Bayern Münih'e yenildi diye kimse Okan Hoca'ya veya Galatasaray futbol takımına kızmaz, sinirlenmez diye düşünüyorum. Burada hesapları artık kalan diğer maçlara yönelik yapmak gerekiyor. Sevgili Savaş, izin verirse bir tespitte bulunabilir miyim? İyi deneme şöyle. Eğer ilk yarıda böyle bir oyun oynuyorsan rakibi yıkacaksın. Yıkıyorduk neredeyse. Çünkü hocam, çünkü bileceksin ya ki bu rakip ikinci yarı ayağa kalkarsa benim işim zor. Tabii. O yüzden bütün bunları yaparken aklı da kullanmak lazım. Akıl demek oyuncu değişiklikleri dahil doğru stratejilerle oynamak. Biz gerçekten çok şaşalı bir 45 dakika oynadık ama ondan nefisti sonra da ama ya. Maalesef ben gurur duydum valla. Ne yalan söyleyeyim, çok çok gururlandım. O 45 dakika işte 90'a yayarsak böyle de biraz basite indirgeyerek biraz da mizahla bağlı. Ya işte onu 90 yaptın mı Şampiyonlar Ligi seviyesi olmasa da bu bize UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluğunu getirebilir. Savaş, o çok... zaman o 45'te başlayayım ben de. Ben statta izledim ilk 45 dakikayı. Ayağım hiç çıkmak istemedi. Yayın vardı, geldim. Gelir gelmez de onu söyledim. Niye geldin falan? Niye geldin dedim ya. İşte bulduk. Şimdi, hocam kalsaydın keşke orada. Keşke kalsaymışım. Onu dedim içimden içeride. Sorumluluğu kabul et. Hakikaten Kerem açılışta söylediği 96-97 sonundan beri gazetecilik yapıyorum. Aşağı yukarı 30 yıl üzerinde futbol izliyorum. Böyle bir Galatasaray 45 dakikada hiç izlemedim. Tempo, ayağı pas. Böyle bir rakibe karşı. Hem de böyle bir rakibe karşı. Bunu da ilave edeyim. Yani biz Arsenal lazım. Finalinde mutlaka çok iyi Galatasaraylar izledik. UEFA Kupası'nı izlediği aldığı zaman da biraz değil yani. Böyle bir rakibe karşı her ne kadar eksik olursa olsun Bayern Münih her zaman 11 kişi sahaya çıktığı zaman Bayern Münih'tir. Şimdi ilk yarı ve ikinci yarı değerlendirecek çok şey var. İlk yarı taraftar çok iyiydi. Okan Hoca sağ kenarında çok iyiydi. Futbolcular pas alışverişi, şutlar, birbirini tamamlama. Kazımcan'ın yedirdiği gole rağmen. Ama ikinci yarı öyle bir Galatasaray izledik ki hakikaten ben ikinci yarı şoktayım televizyonda izlediğim Galatasaray'dan. Okan Hoca da izledi Galatasaray'ı. Okan Hoca ilk yarı çok güzel izledi. Hatta TT ile birkaç kere tribünden çok rahat gördüm, televizyona yansımamıştır. Biraz daha içeri kat etmesini 2-3 kere söyledi. Çok çizgide kalıyordu. Bunu Fatih Hoca yapardı zaman zaman. Milli maçta bir çek maçıydı galiba. Hamit'e çok çizgide kalıyordu. İçeri girdi de ve o çek maçının dönüm noktalarından bir tanesiydi. Çok sık sık oyuna müdahale etti.
Ama ikinci yarı Bayern Münih'in benzini dediğin gibi doluydu. Fulldü. 78'de ilk değişikliği yaptı zannedersem. 83'te bir daha yaptı. 3 tane değişiklik. Takım başladığı gibi bitirdi. Ama Okan Hoca buna müsaade etmedi. Sakatlıktan çıkmış bir Icardi. İğneyle oynayan bir Icardi 90 dakika sahada kalabilir. Evet, Icardi her zaman 90 dakika kalmalıdır. Bugün kalmak özel... Kalmak istediği sürece. İşte bunu hep söylüyorum, bazen kızıyorlar. Icardi kalmak istediği sürece... Niye kızıyorlar? Kızamazlar canım. Yani Icardi sağ Beşiktaş maçında Okan Hoca oyundan almak istedi. Endombele ile Kerem Demirbay oradaydı. Devam etmek istedi. Sakatlandı. Bugün şimdi bu İğneyle oynamanın acaba Icardi'ye sonraki maçlarda bu hafta içinde farklı yansıması olur mu çok merak ediyorum. Ben olabileceğini düşünüyorum. Bu kadar koşan bir rakibe karşı Icardi evet sahada kalmak ister ama teknik heyet, hocam burada yıllarca teknik heyette yer almış bir kişi, Icardi oyundan çıkması kolay bir şey değil ama bugün özel çıkabilirdi. Çünkü rakibiniz çok koşuyor. Ciddi bir mesafe farkı var. Değişikliklere bakıyorsun. Yani Kazımcan bugün bu maçta evet çok bir şeyler yapmak istedi. Çok fazla hata yaptı. Hatta izlerken belki futbol hayatımda dedi ki taçtan top avuta gitti değil mi? Evet ya, yani taçtan avuta giden top ben de hatırlamıyorum. Yani top öyle bir kimseye çarpmadan avuta gitti. Genç bir oyuncu. Tabii ki öğreneceği çok şey var ama Galatasaray böyle bir maçta bir oyuncunun öğreneceği şey. Da kötü değil ama. Anya'nın 75'te niye alıyorsun o zaman? Bazen o zaman devam et. Hayır, artık enerjisi bitmişti. Canım, değil 75 koştu. Bence biraz daha enerjisini bitmeden alacaktı işte. Onu söylemiyorum. Daha erken alabilirdi. Madem ki enerjisi artık gol şey lazım yok. Sana geriye düşsün. İnsan şunu söylüyor. Mutlaka Angelinho'yu alması gerekiyordu. Tete'deki yetenek Kazım Can'da ya da Kazım Can'daki soğukkanlılık ve özgüven Tete'de olsa bambaşka bir maç olurdu. Yani. Şimdi birey olarak belki formları tartışırız. Bir kısmın daha iyi olabilir, bir kısmın daha kötü olabilir. Bu değişkenlik gösterir ama benim 40 yıldır teknik direktörlük yaptığım bu dönemde hiç değişmeyen bir gerçek var. Biz ya ligin 9. haftasını oynamışız. Bir o kadar da Avrupa Kupası maçı oynamışız. Fizikman hala üst seviyede değiliz. Bakın bizim ülkemizde hep böyle oldu. Olacak mı peki? Böyle bir şey olacak mı? Hayır, çıkar mı yani bu daha? Biz bu zihniyeti değiştirmedikçe hiç çıkmayacak. Onlar sezon başında oluyor çünkü. Neden çıkmayacak? Bir, bizim ligimizin temposu düşük. Ligimizin kalitesi ancak bu kadar, temposu bu kadar. İki, biz güç olarak Avrupalıların devamlı biraz altındayız. Biz transferi işte Eylül ayının sonuna doğru bitiriyoruz. Maalesef. Gelen futbolcular hazır gelmiyor ve neredeyse takımın yarısı sezon hazırlığı yapmıyor. Böyle olunca da her sene bunu yaptığımız için sonucu da bu oluyor maalesef. Biz Avrupa'da büyük hedefler peşinde koşuyorsak işin bu boyutunu da unutmayalım. Bir şeyleri değiştirmek yani lazım. Yani bu her şey değil ama bunsuz da olmuyor. Evet. Eğer iyi bir takım karşına çıkıyorsa... kalitesi de senden aşağı değilse, onun kadar koşamıyorsak o zaman yenilenmiyor. Hocam çok iyi transferler yapıldı. Dediğin gibi bir tane transferin son günü gelebilir. Ama çok iyi yaptığın yıldızların takım halinde bunları sezon başı hazırlık kampı görmediği zaman doğru. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur hedefliyoruz. Sol bekiniz hala Kazımcan Anyolu'yu değişik oynuyor. Çok iyi şeyler 8 yapıldı. 8 numaranız Kaan Ayhan. 10 numaranız Kerem. O zaman biz bir şeyleri yapmamışız hocam. Kimse kusura bakmasın. Aynen. Bak, yine söylüyorum. Biz bir şeyleri iyi yapmamışız. İyi yaptığımızı zannediyoruz. Yıldız transfer etmek güzel. Bu sezon kağıt üzerine baktığımız zaman çok iyi transferler var. Ama ben 75'e kadar Kazımcan'ı izlerken 75'te Angelinho giriyorsa ve biz sezon başında ben bu Angelinho'yu eleştirimi çok fazla yaptım. Geçen sene sezonu sol beksiz şampiyon olduğunu da vurguladım. Galatasaray sezonu sol beksiz şampiyon tamamladı. Bu sezonda aynı hatalar yapılıyor. Hani Kazımcan mı Angelinho mu? Angelinho bize geldiği zaman İlk transfer döneminde Kerem'le yaptığımız yayınları da söyledim. Çok iyi ortaları var, savunması yok. Şunu söyledim. Kazım'ı biz bu yüzden beğenmiyorduk. Savunması yok diye. Önceki oyuncular da, ya Başakşehir'e giden oyuncu bile sol bek olarak şu anda söyleniyor. Söylenen şey. Duba. Bunlardan daha iyi sol bek deniliyor. Öyle. O zaman bir şeyler eksik. Yani tamam, çok iyi. Icardi iğneyle oynatıyoruz. Güzel de bir penaltı attı. Bu arada o penaltı güzel penaltıydı ama bu maçta maç 1-0 iken de öyle penaltıydı. İzlemesi keyifliydi. Başka bir tespitte bulunmak isterim. Katılır mısınız bilmiyorum. Soru, Tete, Kerem, Zaha ve Icardi. Yani bizim ofansif gücümüz, öndeki dörtlümüz. Ofansif oyun adına önde ne yaptılar? Başarılı mıydılar? Bence değillerdi.
Zaha benim beklentimin çok 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 altındaydı. Tete? Yani baskı konusunda Tete başarılılardı. Üretkenlik hocam şimdi oraya geleceğim. Tete ben değildi. İlk yarıda özellikle Kerem, hoca. İşte kaçırdı dedik. Icardi yine penaltı. Penaltının dışında etkin değil. Bazen bir futbolcu alır, topu sürer tam golü atacakken iyice yorulur. Son vuruşu yapamaz ya. Bunun gibi bir etki gördüm ben orada. Takım defansif yönde, öndeki bu dörtlü. Bana iş bitirecek oyuncular o derece iyi defans yaptılar ki, önde baskı yapmak demek, defans yapmak demek. Güçlerinin çoğunu defans yapmaya harcadılar. Yani ofansif yönde iş bitirmeye, orada dinlenik olman lazım. O son vuruşu yaparken o yorgun halinle o anda nabız iyice yükseldi. Kerem'de falan hiç yok hocam o. O vuruşları yani yapmak kontrol, çok kolay kontrolü, değil. Birikmiş yorgunluğa tepki hiçbir şey yok yani. O yüzden bakın iyi oyuncu ki aynı zamanda hep coşkuyla oynadığın zaman. Muhteşem oyuncu o vurduğu top bazen, gol olsa tüm dünya bugün Kerem'i konuşuyordu. Evet, aklınla da iş yapamayabiliyorsun. Biz bence benzinin neredeyse tamamını defansif yönde harcadık. Hocam yani. Bugün maça başlarken maçtan önce yaptığımız bugün Emre'yle yaptığımız yayınlarda da şunu, bu tip maçlara Okan Hoca takımı çok iyi hazırlıyor. Ama işte o beydini ayarlaması lazım. Bak ben maç başladı. 45 dakika oynandı. Okan Hoca'nın maça o kadar konsantreydi ki en az futbolcular kadar konsantreydi. Ama onu devamını getiremedi. Oyuncular da hoca da dediğim gibi 10 numara Kerem'i oynatıyoruz. 8 numarayı Devşirme oynatıyoruz. Sol bekimiz sıkıntı. Hani o ikinci yarı en azından ne zaman 50-55'te takım yorulmuş Bayern Münih rakibiniz koşuyor. Koşu olarak sizden çok üstün. Okan Hoca ilk yarıda çok alkışladım. Gelirken de Dragon'la başladım ama ikinci yarı bir türlü olmuyor. Büyük maçlara da takım hazırlamasına hayranım. Çünkü o 45 dakikada bize o zevki verdi yani seyir zevkini verdi.